2009 yılında Kenya'daki Turkana Gölü'nün doğu kıyılarında bir Homo erectus'a ait olduğu düşünülen ayak izleri keşfedildi. İncelenen ayak izleri yaklaşık 1,5 milyon yaşındaydı. Yani biz Homo sapiens'lere ait olmak için oldukça yaşlıydı. Ama izlerin yapısı aynı bizim ayak izlerimize benziyordu. Ayak tabanı, kemeri, yuvarlak bir topuk yapısı, büyük bir baş parmak ve ona paralel gelen diğer 4 parmak ile nereden bakarsak bakalım bizim ayak izimizle oldukça benzerlik gösteriyor. Ayak izlerinin yapısının bu benzerliğinden sonra Turkana çocuğu ile Endonezya, Güney Afrika, İspanya, Gürcistan ve Çin gibi bölgelerde de bulunan fosillerin incelenmesiyle birlikte deneysel bir araştırma yapılmasına karar verildi. George Washington Üniversitesi Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'ndeki görevli bilim insanları günümüzde Kenya'da yaşayan ve çıplak ayaklarla yürüyen Dashana kabilesine ait insanların ayak izlerini incelediler. Ve daha sonra birçok örnekte bu iki gruba ait izlerle benzer ayak anatomilerini karşılaştırdılar. Bilim insanları cinsiyete dayalı yapılan vücut kitle analizlerini bu ayak izlerinin birkaç yetişkin erkek Homo erectus'a ait olduğunu belirlediler. Homo erectus diğer ön insan türlerinden çok daha erken keşfedildiği için dik duran ilk insan olduğu düşünülerek dik yürüyen insan anlamına gelen Homo erectus ismini aldı. Ama bu izler gibi birçok fosil ve çalışma gösteriyor ki dik durmanın yanında sosyal iletişimleri de gelişmeye başlamıştı. Günümüzde Turkana Gölü sert ve kurak bir çöl ortamında bulunuyor. Fakat 2 milyon yıl önce Turkana Gölü daha büyüktü ve bu insanlar burada yaşamayı bilerek seçmişlerdi. O zamanlar Turkana Gölü'nün çevresi yeşil bitkiler ve çeşitli meyve ağaçlarıyla sarılıydı. Bu erken insanlar yaşamlarını böyle bir alanda rahatlıkla sürdürebilirlerdi. İhtiyaçları olan suyun, yiyecek ve barınağın karşılanması birçok bölgeye göre bu alanda çok daha kolay gerçekleşebilirdi. Bu insanlar bu bölgede dik bir şekilde yürürken boşta kalan ellerini hem meyvelerle hem de çeşitli av aletleriyle doldurarak güvenli bir şekilde yaşayabiliyordu. 2013 yılında yapılan çalışmalar Homo erectus el anatomisinin av aletleri taşıyabilme ve mızrak gibi avlanma aletlerini fırlatabilme kabiliyetine sahip olduğunu gösterdi. Bu yetenek de beraberinde Homo erectuslara daha çok avlanma ve bölgelerini genişletme imkanı getirdi. Bir süre sonra bölgenin kurumaya başladığı zamanlarda bu avantaj Homo erectus türünün devamlılığını sağladı. Aklımızı doğru kullanabilme yetimiz bize geleceği hayal etme, planlama ve sonrasında da değiştirme imkanı tanıdı. Farklı olduğumuzun farkında olmaya başladığımızda sıradan bir hayvan ve farklı bir maymun türü olduğumuzu reddettik. Özel bir türüz. Çünkü varoluşumuzu ve yok oluşumuzu simüle edebiliyor, bunun hakkında çeşitli yorumlar yapabiliyor ve anlam arayışı ile kendimizin farklı ve özel olduğu sonucuna varabiliyoruz. Beynimizin yapısı ve çalışma şekli bize soyut zihin becerileri kazandırdı. Fakat beynimiz bu çalışma prensibine öyle kolay ulaşmadı. Bu çalışma prensibinin oluşması ve oturması için milyonlarca yıl ve ata feda edildi. Bu gelişme sadece feda edilen zaman ve insan ile olmadı tabii ki. Kültürel hafıza ve bilginin aktarımı bunda çok önemli bir role sahip. Antropolog olmanıza gerek yok. Çeşitli bitki ve hayvan türlerini güvenilir bir şekilde devamlı tüketebilmek için sizin ve kabilenizin çok yönlü olması gerekir. Atalarımız yırtıcıların dikkatini çekmeden bölgelerinde ilerlemek, av hayvanlarını ürkütmeden pusu kurmak ve zehirli bitkileri tüketmeden karnını doyurmak için çevresel ve sosyal birçok bilgi ve beceriye ihtiyaç duydu. Bu bilgiler kayıplar verilerek kazanıldığı için çok kıymetlidir. Daha fazla kayıp vermeden bu bilgilerin nesilden nesile aktarılarak öğrenilmesi ise bu yüzden önemli bir dönüm noktasını oluşturur. Sizden önceki kabile üyelerinin öğrendiği bilgi ve deneyimlerin bir sonraki al soya aktarılması sadece gelişmiş bir beynin ürünü olan kültürel etkileşimle olur. Bilgiler genelde alet yapımı, avcılık, tehlikeli hayvanlardan saklanma ve korunma yöntemleri, hangi gıdaların tüketileceği ve fazlalık gıdanın ne şekilde saklanacağı ile ilgilidir. Devamlı ihtiyaç duyulan yiyeceklerin fazlasının depolanması ve saklanması hayati bir öneme sahiptir. Hayatlarını riske atarak kazandıkları her fazlalık et ve bitkisel ürünün diğer yırtıcılara rağmen depolanması, insan türlerine beraberinde stratejik düşünme yetisini kazandırdı. Şu anlattığım karmaşık ilişki bağlarını sürekli düşünmek zorunda olmak bile atalarımızın beynini gelişmeye zorlamış olmalı. Zaten bu anlattığım süreç ile birlikte bulunan kafatası fosilleri de atalarımızın beyninin giderek büyüdüğünü gösteriyor. Düşünmek beyinlerinin gelişimini ve büyümesini tetikleyen tek önemli olay değildi. Tabii ki daha başka birçok farklı büyük devrim de yaşandı. Bunlardan belki de en önemlisi ateşin kontrolü ve etin pişirilmesiydi. Etiyopya Dikika'da bulunan 3,5 milyon yaşındaki inek, keçi, antilop fosillerine göre Homo erectus öncesindeki insansı maymun atalarımız da et tüketiyorlardı. Bulunan bu kemikler Australopithecus afarensis ve Australopithecus garhiler tarafından yapıldığı düşünülen taş aletlerle kesilmiş ve temizlenmişti. Atalarımız bu taş aletleriyle muhtemelen yırtıcılardan geriye kalan leşleri parçalıyor, kemiklerin üzerindeki etleri sıyırıyor ve içlerindeki besleyici ilikleri tüketiyorlardı. Fakat Homo erectuslarla birlikte et artık daha düzenli tükettikleri bir ürün haline gelmişti. Afrika ikliminin değişmeye başlaması, meyve ağaçları gibi şekerli enerji veren besinlerin azalmasına neden oldu. Şekerli meyveler yüksek enerji imkanı sağladığı için tüm canlılar için en önemli besinler arasındadır. Hatta günümüzde de bu alışkanlık yüzünden şekerli gıdaları hala çok severiz. Bunların azalması bölgede yaşayan insan türlerinin çoğunlukla tohumlu kök bitkilere ve
tabii ki ete yönlendirmiş olmalı.